Çekim yasasına aşinaysanız o zaman evrenden alabileceğiniz şeyler söz konusu olduğunda olasılıkların sonsuz olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Çekim yasasını kullanan ve seven başarılı ünlülerin ve hayatta başarıya ulaşmak için bunu nasıl kullandıklarını anlatan bir video hazırladık. Umarız bu video çekim yasası yoluyla sizin de muhteşem şeyleri nasıl başarabileceğinizi gösterir. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey'in başarısını kimse inkar edemez. Dünyanın en zengin kadınlarından biri. Sık sık bir şeyin olmadan önce onun doğru olduğuna inanmanın öneminden bahseder. Hayatınız için mümkün olan en yüksek, en büyük vizyonu yaratın. Çünkü inandığınız şey olursunuz. Sözü en ünlü sözlerinden biridir. Elbette bir medya patronu olmak ve imparatorluğunu kurmak için çok çalıştı. Ancak birçok insan çok çalışıyor ve asla aynı başarıyı elde edemiyor. Bazıları bunu şansa ya da kadere bağlasa da Winfrey her şeyin kendisiyle ve kafasındaki düşüncelerle ilgili olduğuna inanıyor. Potansiyeline inandı. İstemediği şeyler yerine istediklerine odaklandı ve henüz başarılı olmadan önce bile kendisini istediği konumda hayal ediyordu. Denzel Washington. Son derece dindar bir adam olmasına rağmen Denzel Washington çekim yasasına kefil olmaktan çekinmiyor. Viral olan bir videoda Washington'ın dünyanın nasıl çalıştığına ve insanların kendi kaderlerini yaratma gücü hakkındaki görüşünden bahsediyor. Olumlu veya olumsuz her şeyi hayatınıza kendiniz çekiyorsunuz. Hissettiğinizi aslında olduğunuz şeyi çekiyorsunuz diyor. Birçok yıldız çekim yasasının onlara istediklerini nasıl getirdiğini konuşmayı sevse de bunun diğer yönünden her zaman bahsetmezler. Olumsuzluk üzerinde durmak size olumsuz deneyimler getirecektir. Washington bu şeyleri bir mıknatıs gibi hayatınıza çekmekten kaçınmak için zihninizi korku dolu, nefret dolu ve diğer kötü düşüncelerden temizlemeniz gerektiğini söylüyor. Lady Gaga. Lady Gaga çekim yasasını kullanan diğer bir ünlüdür. Ancak istediğini görselleştirmek yerine mantralar ve olumlamalar kullandı. New York'ta geçimini sağlamaya çalışan bir sanatçıyken ne olmak istediğine odaklandı ve beyninin bunun zaten gerçek olduğunu düşünmesine yardımcı olması için belirli kelimeler kullandı ve şöyle söyledi. Bu bir mantra gibi, bunu her gün tekrar ediyorsun. Müzik benim hayatım. Müzik benim hayatım. Şöhret içimde. Bir numara hitlerle rekor kıracağım. Ve henüz bu olmadı. Bu bir yalan. Kendine tekrar tekrar yalan söylüyorsun. Ve sonra bir gün bu yalan gerçek oluyor. Lady Gaga olduğu kişiden ziyade olmak istediği kişiye odaklanarak 2009 yılında dünyadaki en ünlü şarkıcılardan birisi oldu. İdris Alba. Londra doğumlu İdris Alba bir aktör, yapımcı, DJ ve müzisyendir. Pek çok insan tüm hayatlarını bu alanlardan sadece birinde başarıya ulaşmak için harcar. Ancak Alba hepsinde çok başarılı. Ve bu anlattığım listedeki diğer yıldızlar gibi başarısını elde etmeden önce hayal etme yeteneği yıldız olma yolculuğunun önemli bir parçasıydı. Ve Alba şöyle söylüyor. Sanırım hayal gücüm benim her zaman devam etmemi sağladı. Kendimi ödül kazanırken hayal ediyordum. Bu benim içsel sihrimin bir parçası. Bunları yaparken kendimi görebilirsem yapabilirim. Elbette yetenek de işin içine giriyor. Ancak Alba'nın hayal gücünü, görselleştirmeyi ve kendine ve evrene olan güvenini kullanması nihayetinde belirli fırsatları kendine çekmesine yol açtı. Ve birçok yetenekli hayalperestin yaptığı gibi onu vazgeçmekten alıkoydu. Arnold Schwarzenegger. Arnold şöyle söylüyor. Sahip olduğunuz en büyük araç zihninizdir. Zihninizin kontrolünü tamamen ele aldığınızda başarabileceklerinizin sınırı yoktur. Çünkü olumsuz düşüncelerin sizi engellemesine izin vermezsiniz. Risk almaya daha istekli olursunuz. Arnold'un vücut geliştirme sürecinde kullandığının aynısı. Yaptığınız şey kim olmak istediğinize dair bir vizyon yaratmak ve sonra bu resmi sanki gerçekmiş gibi yaşamak. Fakirseniz hayatınızı fakir bir şekilde yaşamak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Maddi şeyleri karşılayamasanız bile bir milyoner zihniyeti ve eylemleriyle hareket ederseniz milyoner bir yaşam tarzını eninde sonunda kendinize çekersiniz. Will Smith.
Will Smith'in ünlü bir sözü vardır. Düşüncelerimiz, duygularımız, hayallerimiz, fikirlerimiz evrende fizikseldir. Bir şeyi hayal edersek, görselleştirebilirsek, gerçekleştirmeye yönelik fiziksel bir itici güç ekler. Will Smith bu dediğini kariyerinde inanılmaz seviyeleri yükseltmek ve ikonik bir oyuncu olmak için kullandı. Will ayrıca kim olacağınıza ve ne yapacağınıza karar verme seçeneğine sahip olmaktan da bolca bahseder. Will kariyeri boyunca evrenin güçlerini anlamış ve hatta "Eğer kafamı bir şeye koyarsam onu kendi hayatımda da yaratabilirim" diye söylemiştir. Conor McGregor. Conor McGregor, minnettarlık uygulayan birini hayal ettiğinizde aklınıza gelen ilk isimlerden birisi olmayabilir. Ancak UFC dövüşçüsü hayatını bu düşünceye göre yaşıyor. Çevrenizi takdir etmeniz ve bunun için minnettar olmanız gerekiyor. Ve işte o zaman iyi şeyler oluyor. Conor McGregor şöyle ifade etmiş. Çevrenizi takdir etmeniz ve bunun için minnettar olmanız gerekiyor. Ve işte o zaman iyi şeyler oluyor. İçinizde sadece acı ve negatif hisler olduğunda işte o zaman işler kötüye gidiyor. Sanırım her şeyi takdir etmem ve etrafımdaki şeyler için minnettar olmam en önemli alışkanlığım. Bu yüzden benim için her şey çok iyi gidiyor. Çekim yasasının büyük bir kısmı minnettar olmaktır. Çünkü minnettar hissettiğinizde minnettar olunacak daha çok şeyi kendinize çekersiniz ve böylece döngü devam eder. Ayrıca Conor, çekmek istediğiniz şeye inanmaktan ve onu var etmek için konuşmaktan da bahsetmiştir. Kendisi şöyle söylüyor. Eğer istediklerinize gerçekten inanırsanız, hayatınızda çekim yasasını uyguluyorsunuz ve bu gerçek olacak demektir. Tony Robbins. Tüm zamanların en büyük motivasyon konuşmacılarından biri olarak anılan Tony Robbins, başarısının sebebinin çekim yasası olduğunu söylüyor. Öğretilerinin ve eğitimlerinin çoğu çekim yasasıyla da ilgilidir. Tony, pozitif düşüncenin gücünden ve yaşamınızda nasıl büyük bir değişim yaratabileceğinden bahsediyor. Robbins, evrenin güçlerini ortaya çıkarması için olumlamalardan faydalandı. Robbins'in kendi kendine sürekli olarak söylediği bir olumlama, "Tanrı'nın zenginliği hayatımda dolaşıyor. Onun zenginliği benim hayatıma akar. Tüm ihtiyaçlarım, arzularım ve hedeflerim anında sonsuz zeka ile karşılanır. Çünkü Tanrı her şeydir." Tony bunu kafasında tekrar ederdi ve çok geçmeden hayatındaki tüm zenginliği birden görmeye başladı. Şimdi Tony Robbins 100 milyon doların üzerinde mal varlığına ve hatta kendi özel adasına sahip. Steve Harvey. Çekim yasasını aktif olarak savunan ünlülerden biri de komedyen, oyuncu ve televizyoncu Steve Harvey. Platformunu düşüncenin gücü konusunda farklılık yaratmak için kullanıyor ve özellikle çekim yasası kitabı The Script'in büyük bir hayranı. Ve gösterilerinden birinde şöyle söylemiştir. "Sır, hayatımda okuduğum kutsal kitap dışındaki en güçlü kitaplardan biri." Ünlüler çekim yasası ile ilgili bunları söylemiş. Ben de şunu ilave etmek istiyorum. Arzularını keşfet, onları görselleştir ve ardından günlük mantralarınla tezahürünü besle. Arzuların gerçekleştiği için her gün minnettarlık duygusunu tatmaya devam et. Her şey gönlünüzce olsun organik zeka izleyicileri. Teşekkürler ve sevgilerle.